Öncelikle herkese iyi akşamlar. Sondan başlayalım. Tabii ki burada 90 artı 6'da 7'de bir gol yiyip bir puanla ayrılmak bizim adımıza çok üzücü. Bunu arkadan yorumlarsak bu şekilde başlayabiliriz söze. Ama maçın genelinde maç içerisinde istediğimiz oyunu sergileyemedik. Bilhassa ilk devre ne kadar da bir 10 dakika iyi başlasak genel anlamda geri çekilmek durumunda kaldık. Burada iki etken var. Tabii ki Kasımpaşa burada özellikle kanat bölgelerini iyi kullanıp pozisyonlara girmeye çalıştılar. Biz de biraz rakibimizden uzak kalıp kazandığımız top sonrası topa sahip olamadık. Genel anlamda da istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Ama ikinci devreye bakıldığı zaman bilhassa oyuncu değişikliklerinden sonra 3 tane kulübeden gelen oyuncular oyuna müthiş bir katkı sağladı. Burada da oyunculara teşekkür etmek lazım. Sonuçta bu 3 oyuncu oyuna girdikten sonra takımla birlikte oyuna ortak olduk. Hatta belli bir üstünlüğü de ele alabildik. Daha tehlikeli olduk. 3. bölgede değerli ataklar sergileyebildik. Ve neticesinde de 90 artı 1 ve golü bulduk. İyi de savunduk. Ama son toplan diyebiliriz. Yani maçın son topuyla maalesef kötü bir gol yedik. Aslında yememiz gereken bir gol. Bu kadar getirmişken maçı bir şekilde o topu oyunda tutup veya gerekirse taça atıp rakibi kendi alanında 3. bölgede yani bizim 3. bölgemizde tutup bir şekilde o topu yememiz lazım. Ve neticesinde tabii ki 90 artı 7'de dediğim gibi başlangıçta da üzücü bir gol oldu bizim adımıza. Buradan da maalesef bir puana razı olmak durumundayız. Oyunun genelinde hakkı belki budur ama futbolda puanlara ihtiyacı olduğu zaman ilk dediğim gibi gerçekten üzücü bir durum ama yapacak bir şey yok. Sonuçta pazar günü Alanyaspor maçımız var Konya'da. Artık bugün belki üzülebiliriz ama yarından sonra bu maça hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü önemli maçlar var. Ligin durumu da ortada. Her puan değerli. Ama bugün tabii ki bir puan aldığımız için üzücüyüz. Çünkü 90 artı 1'de, 90 artı 7'de gol yemek bizim adımıza üzücü. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar.